Türkiye Adalet Akademisi, Türk Tarihi Kurumu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ve Türk Devletleri Teşkilatı İşbirliği'nde düzenlenen Uluslararası Türk Türk Hukuk Tarihi Kurultayı'nda sizleri selamlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Öncelikle kurultay katılımcılarına Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanışbek Omuraliyev'in selamlarını iletmek istiyorum. Aynı zamanda Türk tarafına, Türkiye Adalet Akademisine bu kurultaya ev sahipliği yaptıkları ve sıcak misafirperverlikleri için derin şükranlarımı ifade etmek isterim. 3 Kasım 2023 tarihinde Astana'da Türk dünyası ülkeleri arasında bağları daha da güçlendirecek tarihi bir zirve daha gerçekleştirildi. Liderlerimizin rehberliğinde sahip olduğumuz kabiliyetlerin bizi üye ve gözlemci devletlerimizin çıkarlarını savunarak küresel refah ve barışa katkıda bul bulunacağımız yeni bir işbirliği seviyesine taşıyacağına inanıyoruz. Bilindiği üzere Türk Devletleri Teşkilatı'nın işbirliği alanları 2009 yılında imzalanan Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasına ilişkin Nahçıvan Anlaşması'nda belirlenmiştir. İşbirliğinin çeşitli alanları bağlamında Nahçıvan Anlaşması, Türk devletleri arasında hukukun üstünlüğünün sağlanması, karşılıklı adli yardımlaşma ve adli işbirliği görevlerini de belirlemektedir. Bununla birlikte Türk Devletleri Teşkilatı devlet başkanlarının gösterdiği siyasi irade ile ülkelerimizin yargı alanındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik çabalarının koordinasyonunu yürütmekteyiz. Öte yandan 2021 yılında İstanbul zirvesinde kabul edilen Türk Dünyası 2040 vizyon belgesi üye devletlerimizin yargı kurumları arasında geleceğe yönelik işbirliğinin yollarını göstermektedir. Kurulduğumuz tarihten bu yana yargı alanında çeşitli işbirliği hatları geliştirdik. Başsavcılıklarımız arasında halihazırda bir işbirliği zeminimiz vardır. Ekimi 2023 tarixində Şuşada imzalanan Türk dövlətləri təşkilatı üzvə və gözləmci dövlətlərinin yüksək məhkəmələri konfransının qurulmasına ilişkin Şuşa deklarasiyonu Türk dövlətlərinin yüksək məhkəmələri arasında hüquqi işbirliyin gücləndirilməsinə yönəlik önəmli bir katkı sağlayacaq və Türk bölgəsində şəffaflıq və ədalət dəyərlərinə olan bağlılığı daha da gücləndirəcəkdir. Bu yılın Ekim ayında Ankara'da kurduğumuz Türk Dünyası Noterler Birliği de iş çevreleri de dahil olmak üzere Türk devletleri vatandaşlar arasındaki ilişkilere katkıda bulunacaktır. Altını çizmek isteriz ki Noterler Birliği Mutabakat Zaptı imza törenine katılan Türk Devletleri Teşkilatı üye devletlerinin Adalet Bakanları, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında Adalet Bakanları platformunun kurulması yönündeki kararlarını yinelemişlerdir. Bununla birlikte üye ve gözlemci devletlerin Adalet Bakanlıkları arasında işbirliğinin geliştirilmesinin Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2022-2026 stratejisinde de yer aldığını belirtmek isterim. Bu bağlamda önümüzdeki yıl Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanlarının ilk toplantısını gerçekleştireceğiz. Bu yeni platform adalet bakanlıkları arasındaki işbirliğini artıracak ve güçlendirecektir. Ayrıca adalet alanındaki işbirliğinin kolaylaştırılmasında etkili olacaktır. Değerli katılımcılar, Türk yargı eğitim ağının kurulmasına ilişkin mutabakat zaptını 2020 22 yılında imzalayarak ülke, ülkelerimizde yargı alanındaki uzmanlığı geliştirmek amacıyla Türk devletlerinin Adalet Akademileri arasında işbirliği ve koordinasyonu başlattık. Bu ağ üye devletlerimizin de katkısıyla bu yıl oldukça aktifti ve ayrıca Türkiye Adalet Akademisi'nin girişimiyle Türk Yargı Eğitim Ağının birinci ve ikinci toplantıları. Aynı zamanda e, Türk Yargı Eğitim Ağı Siber Suçlar Kurultayını Bursa'da gerçekleştirdik. Bugün başlayacak olan uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kurultayı ise hukukçular, tarihçiler, akademisyenler, siyasetçiler ve devlet adamlarının katılımıyla Türk hukuk tarihi ile tanışma ve Türk halklarının yargı sistemlerini birbirine yakınlaştırma fırsatı sunacaktır. Dəyərli qatılımcılar, Türk Dövlətləri Təşkilatı fəaliyyətlərini Nahçıvan anlaşmasının hədəfləri və xalqlarımızın tarixi bağları təməlində inşa etməkdədir. Bu bağlamda bu günkü kurultayın Türk Dövlətləri Təşkilatı üzvləri ölkələri arasındakı adli işbirliyin gücləndirilməsinə əhəmiyyətli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Sözləmə son verərkən bu etkinliyə dəstək verən Türkiyə Adalet Akademisi Türk Tarih Kurumu və ə, Türk İşbirliyi və Koordinasiya Ajensisi başkanlığına bəyəz daha təşəkkür edir və kurultaya uğurlar diləyirəm. İrğəniz üçün təşəkkürlər. <laughs>